Bu dersimizde çok kullandığınız ve beğendiğiniz sayfaları nasıl saklarız ve ulaşım olarak da nasıl kısa yol kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle sık kullanılanlar olarak adlandırdığımız bölüm içerisine sevdiğimiz web sayfalarını kaydederek tekrar adres çubuğuna yazma ihtiyacı veya arama motorunda arama ihtiyacı duymadan direkt liste oluşturarak bu listeye mouse'ta kliklediğimizde ilgili web sayfasına gidebiliriz. Biz ekrandaki her bir bölümü açtığımız 3 adet sayfamız vardı bir önceki dersimizde. Kapatmak istediğimizin seçtikten sonra hemen yanında çarpı işareti var. Bu çarpı işaretine bastığımızda o sayfayı kapatmış oluruz. Şu anda gördüğünüz gibi 2 tane kaldı. Sevdiğimiz sayfayı kaydedebilmek için hemen ekranın en sağında 3 tane ikonumuz var. Bu ikonlardan yıldız şeklinde olan ilgili sayfayı kaydedeceğimiz bölüm. Fakat şu an itibarıyla daha rahat kullanıma sahip olan adres çubuğunun altında bir bant olması gerekiyor. Bu bant şu an itibariyle görünmüyor. Bu bantı açabilmek için hemen bu ikonların yanındaki ekranda gördüğümüz boşluğa sağ klik, mouse'un sağ kliğini yaptığımız andan itibaren bir menü açılacak. İkonların soluna geldiğimizde bu boşlukta sağ klik yaptığımızda bir menü açılacak. Bu bölüm içerisinden Favorites Bar ya da favori barı, favori çubuğu da yazabilir. Sizde Türkçe bir Internet Explorer olabilir. Favori çubuğu işaretini seçip tıkladığımız andan itibaren gördüğünüz gibi hemen adres çubuğunun altında bir bant açıldı. İşte buraya rahatlıkla beğendiğimiz sayfaları kaydedebiliriz. Örneğin chip.com.tr'yi ben sürekli ziyaret ediyorum diye düşünüyorum ve bunu kaydetmek istiyorum. Böyle bir düşünceye sahipseniz adres çubuğundaki adresi kaydetmek istediğinizde hemen kaydetmek istediğiniz adres seçili iken yıldız ikonuna bastığınız andan itibaren hemen ilk gelen seçenek içerisinde favori listesine ekle veya add to favorites butonuna kliklemeniz yeterli olacaktır. Size bir soru soracak favori listesi içerisinde. Ekrandaki listeyi açtığınızda favori bara seçip ekle veya add dediğiniz andan itibaren gördüğünüz gibi ekleyecektir. Biraz uzun bir kullanıma sahip. Hemen farklı bir adrese geçiyorum. Oxotraining adresine geçiyorum. Eklemek istediğim sayfanın hemen adres çubuğuna geliyorum. Adres çubuğunda mouse'la tutup hemen başında bulunan ikonu, bu ikon değişik olabilir, E ikonu da olabilir. Bu ikonu tutup sürükleyerek adres çubuğunun üzerine bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt artık kaydetmiş oldum. Artık hangisine gitmek istersem ona kliklemem yeterli olacaktır. Chip'i bu bölümden kapatıyorum. Ve Chip'e gitmek istediğimde gördüğünüz gibi klikliyorum ve hiçbir yere herhangi bir adres yazmadan bu bölüme gitmiş oldum. Oxotraining'e gitmek istediğimde bunun üzerine gelip klikliyorum ve direkt olarak ilgili adrese gitmiş oluyorum. Önce adrese en az bir kez girmeniz gerekecek. Bu girme işleminden sonra adresin hemen solunda bulunan ikon, bu E ikonu olabilir. Herhangi bir siteye ait olan bir ikon yoksa E görünecektir. Eğer siteye ait ikon varsa da o sitenin ikonu görecektir ki çipte olduğu gibi C karakterinin olduğu, yani çipin kendi simgesi görünecektir. Bu simgeyi mouse'la tutup ilgili yere sürüklemeniz ve bırakmanız yeterli olacaktır. Eğer yanlışlıkla ekleme yapmışsanız bunu silebilmek için hemen ilgili adresin üzerine gelip mouse'un sağ tuşuna kliklediğinizde sil veya delete kullanarak rahatlıkla temizleyebilirsiniz ki sizden onay penceresi isteyecektir. Silmek istiyorsanız evet'e veya yes'e basmanız yeterli olacaktır.